Dolar, dolar, dolar. Dedi ki moralim bozuldu ya. Evet, dolar aldı başını gitti. İşler çok kötü oldu. Şimdi Himalaya tuzu beyaz öğütülmüş ve pembe öğütülmemiş. Sattığımız fiyatı alamıyoruz. 30 sent, 40 sent bize maliyeti 50-60 sente mal olan tuz böyle 7-8 liraya kadar satıyorduk biz bunu 6 liraya falan. Adamlar öyle bir zam yaptı ki bize maliyeti 1,5 dolar. Ha. 18 liraya satsam bile kurtarmıyor. 20 liraya satsam bile kurtarmıyor. O nedenle elimizdeki tuzu, Himalaya tuzunu sattıktan sonra Himalaya tuzu işini tamamen bırakıyoruz. Bu sadece zarar. Himalaya tuzu işine son veriyoruz. Elimizde birkaç ton var. Onlar bitti mi? Bir daha Himalaya tuzu işine girmiyoruz. Yani bunun kargosu, nakliyesi, vergisi vesaire vesaire 20 liraya satsam bile kâr etmiyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Kâr falan istemiyoruz. Maliyetini kurtaralım yeter. Evet, Garcinia Kamboçya. Kamboçya olduğu için vatana Kamboçya diyoruz. Garcinia Kamboçya ne için ürettik? Fit, zayıflamak isteyenler için. Garcinia Kamboçya dünyada zayıflamak için en önemli iki şeyden biridir. Birisi Forskolin, diğeri Alfa Lipoik, bir de Garcinia. Klinik araştırması var. Garcinia Kamboçya meyvesi elma şeklinde, elma büyüklüğünde fakat turunçgillerden limondan 40-50 kat daha güçlü bir sitrik asit içerir. Limonun içermiş olduğu sitrik asitten 40-50 kat daha hidrositrik asit içerir. Hidro. Hidrositrik asit neden önemli? Hidrositrik asit kişiyi tüketmiş olduğu gıdalar ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçel, tatlı, hamurlu, karbonhidrat herhangi bir şey yediğinde vücut ihtiyacı olanı kullanır, fazlasını yağ dönüştürerek depolar, depolar, depolar. İşte hidrositrik asit yağ dönüşümü engelliyor. Metabolizmayı değiştiriyor. Hidrositrik asit yağ dönüşümü de engelliyor. Böylece depolardaki yağlar yakılarak enerjiye dönüşüyor. Yeni yağ oluşumuna engel oluyor. 2. Forskolin monofosfat. Bu metabolizmanın belli bir noktada enerji ihtiyacı şu kadar enerji ürettikten sonra yavaşlıyor. Bu metabolizmanın sürekli enerji üretmesini sağlıyor. Özel bir sinyal gönderiyor. Jump denir buna. Siklooksijenaz monofosfat. Ne yapıyor? Bunun göndermiş olduğu sinyalle metabolizma sürekli bir tık hızlı çalışıyor. Böylece fazla enerji harcıyor. Yağları yakıyor. Forskolin. Alfa lipoik asit ise çok farklı özelliğe sahip. Kişinin iştahını azaltıyor. Böylece mevcut yağları yakmaya başlıyor. Yani böylece 3 farklı ürün kilo verdiriyor. İlk defa bir beyefendi geldi. Dün Şile Agava
Avagam ile Agavan neyse orada küçük bir köy. Turistik yerde orada yaşıyor arkadaş. Şile'de. Agava bu bir kilolu vatandaş 120 kilo onun için ürün alıyor. 6 haftada 1 gram zayıflamadı diyor. 6 haftada en az 15 kilo veririz. Bizim bu yapılan deneyler. Ürünleri kullananlar. 180 kilo gelen vatandaş 7 ayda 70 kilo verdi, 110 kiloya düştü. Buraya geldi, konuştu, çekim yaptı hatta, internete attı. Hatice Hanım Fatih Çarşamba'da oturur, 160 kilodan 100 kiloya düştü 6 ayda. Rize'deki bayimizin arkadaşı 136 kilodan 136 kilodan 86 kiloya düştü 5 ayda. Bu vatandaşın 6 haftada 15 kilo vermesi lazım. Yani hiç vermezse 10 kilo verir en azından. Normal 6 haftada 15 kilo vermesi gerekirken hiç kilo vermedi. Evet, sağ ol. Hiç kilo vermemesi çok şaşırdım yani. İmkansız bir şey. Neden bu vatandaş herkes kilo verirken bu vatandaş kilo vermedi? Dedim ki sadece bizim ürünleri kullanması yetmiyor. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçel, şekere dönüşen, karbonhidrat içeren bir şey yemeyecek. Çünkü bağırsaklardaki kanca da zehire dönüşüyor. Bu zehir kana karışıyor, karaciğere geliyor, karaciğer ana damar zehir. Organlara, hücrelere oraya buraya yapışıyor, zif gibi. 120 kilo gelen bir kişinin hücreleri yağlanmıştır. Şimdi bizim ürünleri kullanıyor, yağ yakıyor. Fakat diğer tarafta ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez yiyince ne olur? Tekrar yağ oluşuyor. Yağ yakıyorsun, yağ oluşuyor. Yağ yakıyorsun, yağ. Bir anlamı kalmıyor. Biraz boğazını tutacaksın. Karbonhidrat içeren bir şey yemeyeceksin. Et, balık, tavuk, yumurta, zepse ye, başka gibi veya da bakla et ye. Fakat bu direkt ekmek, mantı, makarna, börek, çörek yersen ne olur? Yağ yakıyorsun, tekrar yağ depoluyorsun. Yağ yakıyorsun, yağ depoluyorsun. Yağ yakıyorsun, yağ depoluyorsun. Bir anlamı olmuyor. Yani biraz sabretmek gerekiyor. Sabredemezsen az ekmek yiyorum ama fark etmez. Bir dilim ekmek bazı insanlarda 2 kilo yağ tutar. Yağ yapar. Çünkü ödem oluşturur. Depolar oraya buraya. Bir dilim ekmek 2 kilo yapar. Yani o nedenle zayıflamak isteyen kişi mutlak suretle boğazına dikkat edecek. 60 kilo, 70 kilo zayıflayanlar var. Bu vatandaş hiç zayıflamamış. Neden? Boğazına dikkat etmemiş. Az yiyorum ama olmadı. Az yiyorsan o zaman hiç başlama. Biz ne diyoruz? Un mamulleri tatlı yemeyeceksin. Çünkü şekere dönüşen her şey bünyemiz yağ dönüştürerek depolar. Bir anlamı olmuyor. Eskisine göre çok iyi hissediyorum kendimi. Bağırsaklarım iyi çalışmaya başladı. Kalçizliklerim arasındaki yorgunluk kalmadı ama kilo veremiyorum. Kilo vermek farklı bir şey.